2019-2020 sezonun başındaki kahvaltı programımızı hep beraber gerçekleştiriyoruz. Sezonun kulübümüze, basketbol camiamıza, ülke basketboluna hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Az önce tanıtım filmini de izlediğiniz gibi Botaspor 35 yıldır Türk basketboluna hizmet eden en önemli kadın basketbol kulüplerinden bir tanesidir. Faaliyetlerine Adana'da başlayan kulübümüz 2017 yılında merkezini Ankara'ya taşıdı ve 3 senedir Ankara'da mücadele ediyoruz. Aramıza yeni katılan oyuncu arkadaşlarımız var. Bir iki kelimeyle BOTAŞ hakkında bilgi vermek istiyorum. BOTAŞ, petrol ve doğalgaz faaliyeti yürüten kamu şirketidir. Dolayısıyla kamu şirketi olmasının sorumluluğu içerisinde sosyal sorumluluk projesi kapsamında kadın basketboluna 35 yıldır yatırım yapıyor. Dolayısıyla Botaspor bir kamuya ait bir şirketin kulübüdür. Yöneticileri de BOTAŞ çalışanları kamu görevlileridir. Ben Deniz Kerim Taşkıran kulüp başkanıyım. Aynı zamanda BOTAŞ yönetim kurulu üyesi. Başkan vekilimiz Emre Bey aynı zamanda BOTAŞ çalışanıdır. Genel müdür müşaviridir. Yine genel sekreterimiz Eliz Yılmaz Hanım aynı zamanda BOTAŞ'ın kurumsal risk şube müdürüdür. Aynı zamanda Mustafa Korkmaz muhasibimiz, yönetim kurulu üyemiz. Kurumsal İletişim Başkanlığında müdürdür. Ne müdürsün? Halk İlişkiler Müdürü. Yine katılamayan diğer yönetim kurulu üyelerimiz tamamı BOTAŞ çalışanlarıdır. Yaklaşık 1000'e yakın üyemiz BOTAŞ çalışanlarından teşkil olmaktadır. Dolayısıyla petrol ve doğalgaz faaliyetinde bulunan BOTAŞ spor anlamında da profesyonel olarak basketbol, amatör olarak da diğer branşlarda kurum çalışanlarının fiziksel ve bedensel gelişimini sağlamak için, kurumsal barışı artırmak için değişik faaliyetlerde, değişik zamanlarda turnuvalar düzenlemektedir. Bunlar etmeye gerek yok. Peki. Hemen takıma gelelim. Şimdi arkadaşlar, geçen sezonda aramızda kalan arkadaşlarımız olduğu gibi ayrılan arkadaşlarımız da oldu. Ayrılanların yerine yeni arkadaşlarımız katıldılar. Dolayısıyla yeni katılan arkadaşlarımızın kulübümüze güç katacağını, başarılarında katkı sunacaklarına inanıyoruz. Transferlerimizi de bu çerçevede gerçekleştirdik. Geçen sezon hedeflerimizi, sezon başındaki koyduğumuz hedeflere sezon sonunda ulaşmış bulunmaktayız. Yine bu salonda hedeflerimizi ligi üst sıralarda tamamlamak, Euroleague'e katılma gibi hedefler olarak göstermiştik. Nihayetinde ligi istediğimiz noktada bitirerek Euroleague'e ön elemeli de olsa gitme hakkı elde ettik. O açıdan bu seneki hedeflerimiz olarak da yine ligi en iyi şekilde tamamlayıp dolayısıyla yine Euroleague'de hedeflediğimiz noktalara doğru gidebildiğimiz yere kadar gitmek. Bu yeni katılan arkadaşlarımız, transfer ettiğimiz arkadaşlarımızı da bu çerçevede düşünerek transfer gerçekleştirdik. Şimdi dolayısıyla başta kulübümüzün head coach'u Ender hocamız olmak üzere ve idari menajerimiz Gürkan Bey ve diğer yardımcıları ve yönetimimiz olarak takımımıza inanıyor ve güveniyoruz. Her zaman takımımızın yanında olacağımızı şimdiden bilmenizi isteriz. Yönetim olarak biz elimizden geleni, üzerimize düşeni en iyi şekilde yapmanın gayreti içerisinde olacağız. Bundan sonraki iş de takıma düşmektedir. It's up to you then. Maalesef sahada biz oynayamıyoruz. Unfortunately, we can't play in the court. Geçen seneki arkadaşlarımızdan
ve altyapıdan yetişmiş olan uzunca bir süre daha küçücük çocukken aramıza katılan A takıma kadar gelen, kendisini her sene geliştirerek A takımımızda yerini alan Büşra kızımızı takım kaptanı olarak ilan ediyorum. She's our captain. Botaspor altyapı kulübü olması nedeniyle altyapıya önem veren, altyapıdan oyuncu yetiştiren, tanıtım filmini de izlediğiniz gibi A takıma altyapıdan oyuncu yetiştiren, milli takıma oyuncu yetiştiren bir hüviyeti vardır. Bir misyonu vardır. İşte bugün bunun en bariz örneğini Büşra'da görüyoruz. Altyapıdan yetişerek takım kaptanına kadar yükselmiştir. Diğer genç oyuncularımıza, altyapı oyuncularımıza inanıyorum örnek olacaktır. Rol model olacaktır. Yine uzunca süre milli takımımızda mücadele eden, Türk vatandaşı olan ve tecrübesiyle, background'uyla, kalitesiyle Türk basketboluna bir dönem damgasını vuran Kuanitra'yı da yardımcı antrenör olarak, yardımcı kaptan olarak ilan ediyoruz. Kendisi uzunca süre Türkiye'de değişik kulüplerde basketbol oynadı. Ama en önemlisi milli takımın vazgeçilmez oyuncularından bir tanesiydi. Dolayısıyla bu sezon aramıza katıldı. Kendilerine hoş geldiniz diyor. Şimdi menajerimiz Gürkan Bey'den, Kaptan Büşra'dan başlamak olmak üzere oyuncularımızı tanıtmasını istiyor. Başkanımızın da dediği gibi Büşra bizim için önemli bir figür. Büşra geçen sene ikinci kaptanlığı devralmıştı. Yavaş yavaş basamakları tırmanıyor. Tebrik ediyorum onu. Büşra'yı herkes tanıyor zaten. Guard pozisyonunda oynuyor. Bu sene de yine bizle beraber bir numara pozisyonunda yüklenecek. Daha sonrasında ben genç oyuncularımıza devam edelim diyorum, misyonumuza uygun. Hatice Pelin Gülçelik, o da 4 sene önce geldi bize. Küçücüktü. Şimdi A takımla bizimle beraber devam edecek. 2-3 numaralı pozisyonları oynayabiliyor kendisi. Aynı zamanda U18 milli takımımızda da görev alıyor. İnşallah kendini geliştirdiği bir sene olacak bu senede. Biz ona güveniyoruz. Hem ablalarını örnek alarak, derslerine de çalışarak üzgün bir şekilde devam edecek. Pelin kaç yaşındaydı? Pelin kaç yaşındasın? 17 yaşında. 17 yaşında. Evet. Işılay da bizde 2 senedir beraber. O da aynı şekilde U18 milli takım oyuncusu. A takım kadromuzda yer alıyor. 18 yaşında o da. Ona da A takım kadrosunda kendini geliştirici bir sene, başarılı bir sene diliyoruz. Erdenay Topçu. O da diğer genç oyunculardan bir yaş büyük, 2000'li. 19 yaşına girdi. Talihsiz bir sakatlık geçirdi geçen sene başından sonunda. Bu sene bir operasyon geçirdi. Bu sene bizimle beraber sağ kenarında olacak. İnşallah önümüzdeki seneye de daha iyi bir şekilde dönecek. Biz ona güveniyoruz. Çok güçlüyüz. Senel Zeybek, İstanbul Üniversitesi altyapısından yetişmiş. 2001 doğumlu. 18 yaşında bir oyuncumuz. 1-2 numaralı pozisyonda oynayabiliyor Senay'da. Bu sene aramıza katıldı. Ailemizi tanıyor. Biz de ona kendini geliştirici çalışmalarla beraber inşallah fayda göstereceğini umuyoruz. Hoş geldin diyoruz tekrardan. Melis Gülcan. Yine aramızda.
hiç bitmeyen enerjisiyle ayağı bacağı da kopsa biz de olmaya devam ediyor. Sağ olsun. Melis bildiğiniz gibi 3 numaralı pozisyonda oynuyordu genellikle ama geçtiğimiz seneyle beraber artık kendine de bir özellik atarak 4 numaralı pozisyonda da oynayabiliyor. Kendini geliştiriyor devamlı. Bize göre o da genç bir oyuncu aslında. Power forward. 96'lı. She's also a young player for us. İnşallah bu sene daha iyi bir sezon geçireceğiz onunla beraber. I think she's going to play. Aramızda kaldığı için teşekkür ediyoruz ona. Better season. Cansu Köksal bu sene aramıza katıldı. So she joined us this season. Milli oyuncumuz biliyorsunuz. She's a national team member. Genellikle tüm oyuncularımız milli oyuncu gerçi. No, you generally we have Cansu da milli takımımızın Avrupa Şampiyonası'nda oynadığı. Teams. She played bu dönemde de birlikte oldu ve 3 numaralı pozisyonda oynuyor. She's playing as bize Hatay'dan katıldı. Last season she played for Hatay. Kendisine Botaspor ailesine katıldığı için teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. That's because you joined. Guanitre'yi zaten herkes tanıyor. Everybody knows. Başkanımızın da bahsettiği gibi biz ondan president mentioned. Hem takımda daha bir büyük tecrübelerinden yararlanmak istiyor. O da zaten başladığı günden beri iyi ilişkiler içinde herkesle. Biz ona tecrübeleriyle beraber çok görüyoruz. Hoş geldin diyoruz tekrar. Welcome Q. Marina uzun yıllar Türkiye'de ilk defa aramıza katıldı. For a long time she's playing 4 ve 5 numaralı pozisyonda oynayabiliyor. This is her first year in our team. Kendisini yabancı oyuncu olarak görmüyoruz. Forward and center. Bir Türk gibi görüyoruz. Gelinimiz zaten kendisi. Evet. Turkish player. Marina not a forward. Yengedir kendisi. Yenge. İzmit'te geçen sene geçirdi. Başarılı bir sezon geçirdi İzmit'te. Size takip ettik. She was very successful. Tecrübelerinden yararlanacağız onun da. Bu sene bize yardımcı olacak. Ailemiz hoş geldiniz. From our experience and welcome to our family. Hoş geldin. Kendisine bir parantez açalım. Sırbistan'daki Avrupa Şampiyonası'ndaki final maçında izlemek için ben gitmiştim. I go watch your game in the European Championship in Serbia. O bizi tanımıyordu ama biz onu takip ettik. Orada ondan sonra karar vermiştik. FIBA Başkanı Turgay Demirel ile beraber maçı izlemiştik. FIBA President, I watched the game with the FIBA President, Mr. Demirel. Ve ailemize katılmasını çok istedim. And we wanted to join us. Daha da önemlisi ilk defa Türkiye liginde oynuyor. I think this is the first season you are playing in Turkey. Botaspor böyle ilkleri çok sever. And we like this kind of achieving this kind of things. Türkiye'ye birçok yabancı oyuncuyu ilk defa Botaş getirdi. Most of the foreigners. Bunların çok örneğini verebilirim. Şu anda Türkiye liginde oynayan birçok yabancı oyuncu ilk defa Botaş'a gelmiştir. First joined Botaş and then moved to other clubs. Son olarak Şeypedi şu anda WNBA'de yarı final oynuyor. Player Şeypedi, she's playing. Yarın aramıza katılacak. In WNBA, she will join us tomorrow. Önemli maçları için. For the Euroleague qualification games, she's not here. Ona da hoş geldiniz diyor. But I say welcome to her. Washington takımında oynuyor. Yarı finaldeler. She's playing for Washington. Şampiyonluğa doğru gidiyorlar onlar. And she's playing semi-final. They are leading 2-0 and they are going to şunu da belirtelim. Aslında orada maçlara devam ettiği için katılım süresi gecikecekti. She's going to be late because she's playing for Washington in USA. Ama bizim takımın öneleme maçından dolayı özel bir izin alarak katılıyor aramıza. With a special permission. She's going to join us. Tekrar dönecek yani. Ama tekrar takımına dönecek. Back after the games. Tekrar gelecek. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz kendisine. Tamam mı Gürkan? Tamam mı başkanım? Böylece arkadaşlar takımımızı basınımıza ve yönetimimize tanıtmış olduk. To press and to our board of directors. Bu takımın bakıldığı zaman Türkiye Ligi'nde
şampiyonluğa oynayacak bir takım olduğunu da ben görüyorum. Türkiye'nin bu seneki kadın basketbol ligindeki takımlarını durumunu da biliyorum. I know the rosters of others. Transferlerini tamamlayan birkaç tane takım var ciddi anlamda. And there are a couple of teams. Yine ligimizdeki bir kulübümüz lige devam etmeyeceğini. Mersin bu sene lige devam edemeyecek. He's not going to play this region. Anadolu Mersin takımlarının durumlarını biliyoruz. And we know the situation of other clubs, Anatolian clubs. Dolayısıyla yaptığımız transferler takımımızın durumuna bakıldığında her şeye rağmen, bütün şartlara rağmen yine iddialı bir takım kurduğumuza inanıyorum. We build up a very good team. Bu takımdan çok şey bekliyoruz. And we expect a lot of things. Yönetim olarak sözlerimin başında da söylemiştim. As takımımızın yanındayız. We are always going to support you. Şartlarımızı zorlayarak en iyi şekilde as best as we can kulübümüzü temsil edeceklerine inanıyorum. I think you are going to fight for our team as best as you can. Bu anlamda ben şimdiden ligin kazasız belasız, sakatlık olmadan tamamlamasını diliyorum, temenni ediyorum. Bütün katılan arkadaşlarımıza, BOTAŞ ailesine hoş geldiniz diyorum. I said welcome to our newcomers. Herkese başarılar diliyorum. I wish you a successful season. Evet, alacağız. Oyuncularımızın yönetim her zaman sık sık göremezler, maçlarda görebilirler. Bizim kulüple alakalı sormak istedikleri, öğrenmek istedikleri bir şey varsa yönetim buradayken sorabilirler. Biz yönetim olarak aşağı yukarı tüm maçlarımıza mutlaka yönetimden birisiyle temsil ediyoruz. Bütün şartlarımızı zorlayarak zamanımızın büyük bölümünü kulübün işleriyle geçiriyoruz. Bizim asıl işimiz olmadığı halde bizim tali işimiz ama sizin asıl işiniz. Profesyonel olarak sizin işlerinizin yapılmasında biz sadece katkı sunabiliriz. Dolayısıyla sizin yapacağınız şey çıkıp en iyi şekilde oynamak. Get in the court and give your best. Teknik heyetimiz 3 senedir bizimle devam ediyor. Our technical staff is with us for 3 years. Dolayısıyla oturmuş bir ekibimiz var. So they know each other. BOTAŞ Spor tarihinde de and in our history, ülke basketboluna oyuncu yetiştirdiği gibi as I said we produce players. Teknik adam da yetiştirmiştir. Also we produce, we develop bugün coaches to our basketball. Sık sık teknik heyet değiştiren bir kulüp değiliz mesela biz. We don't change, we rarely change technical staff. İsterdik oyuncularımız da sık sık değişmesin. And also we don't want to change. Aslında arzum odur benim. This is my wish. BOTAŞ ailesi kelimesini bilerek kullanıyoruz. Said BOTAŞ family, I mentioned this. Ama maalesef profesyonel sporda bunlar olabiliyor. This happens in professional. İstediğimiz oyuncu istediğimiz zaman olamayabiliyor. Buna da bir şey diyemiyoruz. What you want sometimes. Dolayısıyla elimizdeki imkanlarla, elimizdeki kadroyla en iyi sonucu almak için hep beraber oyuncular, yönetim ve staff olarak and board of directors kendimizi hazırlamamız gerekiyor. We have to prepare ourselves. En önemlisi EuroLeague eleme maçımızı mutlaka geçmeliyiz. We must qualify for EuroLeague. O zaman bütün hedeflerimiz and after that all our goals yaptığımız çalışmalar and all our works amacına ulaşmış sayılmaz. Otherwise
we can't achieve what we want. Çarşamba günkü maç bizim için çok önemli. So the game on Wednesday. Keza Polonya'daki maç da önemli. Also the game in Poland is also important. Ligden çok endişem yok. Hemen zamanımız var. Takım lige hazırlanacak. Super League division because we have time to prepare. En iyi şekilde ligi de tamamlayacağımıza inanıyorum. I believe that we're gonna finish the season as best as we can. Hepinize teşekkür ediyorum. Thank you all. Tekrar afiyet olsun. Bon appétit again. İnşallah hedefimiz o. Bütün kulüplerin, bütün takımların hedefi odur. Ama yaptıklarınızla hedeflerinizin örtüşmesi gerekir. Ben biraz daha yaklaştığımız kanaatindeyim. Hedeflerle kurduğumuz takıma bakıldığında olmaması için hiçbir neden yok. İnşallah kazasız belasız, sakatlığı minimum seviyede olan bir kulüp olarak sezonu tamamlarsak hedefimize ulaşacağımız kanaatindeyim. Ayrıca başkanım bizim için en önemli şey, biz BOTAŞ'ı seviyoruz ve BOTAŞ'ı daha çok duyurmak aslında, sayfaları taşımak istiyoruz. O yüzden röportaj konusunda hocalarımızdan eyvallah. Eyvallah. Biz de sizden kulübümüzle ilgili haberlerin yapılması, Ankara kamuoyuna, basketbol severlere faaliyetlerimizin duyurulması ve seyircinin mutlaka salonlara hafta sonları güzel bir vakit geçirmek için maçlarımızı bekliyoruz. Biz Ankara basketbol severlerini Türkiye'de maalesef kadın basketbolun seyircisinin az olduğunu biliyoruz. Ama bütün şartlarımızı zorlayarak bunu artırmanın gayreti içerisindeyiz. Her geçen günde arttığını, ilgiyi görüyoruz. Tabii bu Türkiye'de sporlar şöyle oluyor, bu taraftar artması. Başarıyla doğru orantılı biraz da. İnşallah biz başarı elde edersek, hele de bu kadro şampiyon olursa şöyle de bir misyonu yapmış olacaklar. Kadın basketbolun seyircisini artıran kulüp olarak, takım olarak tarihe geçecekler. Ben de basından bu ricada bulunuyorum sizlerden. Siz zaten Ankara spor yazarları, spor adamları olarak gerekli destekleri verdiniz. Keşke Ankara'da spor kanalları, spor basın yayını daha fazla olabilseydi. Sizleri biz de destekliyoruz o anlamda. Çünkü az kaldınız. Evet. Salon projesi ile ilgili bir gelişme var mı? Şöyle arkadaşlar, bu sene maçlarımızı DSE'nin salonunda yapıyoruz. Hem A takımımız, hem altyapımız, hem spor okullarımızı bir araya topladık. Geçen sene iki salonda biliyorsunuz faaliyet yürütüyorduk. Arena'da ve MTA'nın salonunda. Şimdi bir araya geldik, daha iyi olduk. Güçleri birleştirdik. Bu sezon böyle devam edecek. Ama bizim asıl hedefimiz kendi salonumuzu yapmak. İnşallah DSE'den buraya taşınacağız. Başka bir salona gitmeyi düşünmüyoruz. Önümüzdeki sezon yetişeceği kanaatindeyim salonumuzun. DSE'den yapacağı geleceğiz. Kendi salonumuza geleceğiz inşallah. Bu salon projesini genel müdürümüz şu anda üstlendi. Genel müdürümüz yürütüyor. Bir aksaklık yok. Neticede sponsorla yürüdüğü için bu işler, sponsor firmayla görüşmeler devam ediyor. İnşallah önümüzdeki sezon kendi salonumuza maçlarımızı yapar hale geliriz. Evet, Ender Hoca, Koç, sizin de düşüncelerinizi alalım. Sezonun başında yönetime düşüncelerinizi belirtin ki sezon sonunda öyle olduydu, böyle olduydu gibi mazeretler istemeyelim, duymayalım. O yüzden senin düşüncelerini merak ediyorum. Nasıl buldun transferlerimizi? Zaten transferleri beraber yaptık ama BOTAŞ Cup'ta bunları görme imkanı, beraber antrenman yapma, maç yap imkanı buldunuz. İlk intiban, ilk düşüncelerin nedir? Ömer, sorun var mı? Sorununuzu şöyle anladım ben. BOTAŞ zaten her zaman ilk dörtte yer alıyor. O amenna, tamam diyorsun. Ona evet, alıştık. Biz daha fazlasını bekliyoruz. Euroleague başarısı bekliyoruz diyorsun. Evet. Doğru mu? Evet. Doğru anladım. Evet, biz de inşallah çarşamba günü maçımızı atlatırsak bu sene Euroleague'de hedefimiz gidebildiğimiz noktaya kadar gidebilmek. Zaten transfere baktığımızda, kadro yapımıza baktığımızda bu çerçevede bu transferi yaptık. Kadroyu o şekilde oluşturduk. Hedefimiz o. Bundan sonrası teknik heyete ve oyunculara kaldı. Teşekkür ediyoruz. Şimdi Ender Hoca, senden düşüncelerini alalım. Takımı beraber kurduk.
Sonuçlarına beraber katılırız. Ama bir farkımız var. Endoloji bir farkımız var. Ben seçimle geldim, sen atamayla geldin. Evet. 3 yıldır çok keyifli bir ortam burası. Bir kere hani birçok kulüpte bulundum. 17 yıldır antrenörlük yapıyorum. I worked for a lot of clubs and I have been coaching for 17 years. Burası gerçekten tam bir aile ortamı ve this is really family atmosphere. Hizmet ettiğimiz şey sadece basketbol değil. What we serve is not just basketball. Ülkemizde birçok kız çocuğuna hitap ediyoruz. You know, onların kendi ayakları üzerinde duran bireyler olması için çaba sarf eden bir kurumdayız. Buradaki her başarı aslında ülkemizdeki kızlar için büyük birer adım, daha büyük sosyal projeler demek. Bu misyonumuz ve vizyonumuz olduğu sürece biz zaten başarılı olacağız. İyi bir kadro kurduğumuzu düşünüyorum. Öncelikle ilk defa tarihimizde EuroLeague ön elemesi oynuyoruz. Ama bir parantez açalım arkadaşlar. Eskiden gerçi bizim oyuncuların bir kısmı bilir. Bu EuroLeague kadınlarda yoktu. Kupanın ismi farklıydı. Biz o kupaya katıldık BOTAŞ olarak. EuroLeague ismi olduktan sonra ilk defa katılıyoruz. Yani bizim Avrupa'da başarımız var ama bugünkü ismiyle değil. Başkaydı o zaman isim. Tanıtım filminde de izlediniz. Biz filan oynadık. Avrupa'da da Rochette'ydi ismi o zaman. Evet. O genç arkadaşlar bilsin diye söylüyorum. Yani orada oynamak bizim için ülkemizi temsil etmek, başkent takımı olarak temsil etmek çok değerli olacak. EuroLeague için hedeflerimiz tabii ki var. Ama önce ilk hedefimiz EuroLeague'e kalmak. Ve ligde de ben bu takımın yine final oynayacağını düşünüyorum. Bu biraz tabii ki sezon sonuna doğru daha ivme kazanacağız. Çünkü takımımızda çok genç arkadaşlar var. Onların da bize destek vermesi gerekiyor. Onun için de which we need, who we need, their support. Zamana ihtiyaçları olacak. And I think they need time for that. Biz onlara her türlü sabırlı olacağız. Onlar da bu zamanı iyi değerlendirecek diye düşünüyorum. Teşekkürler. They're going to improve themselves by time. Gürkan, sen de düşüncelerini alalım, kapatalım. Yani, benim düşüncem yok mu diyorsun? Yok. Her zaman olur da. Zaten konuştuk, herkese yine sezon içinde de devamlı beraber oluyoruz. Çok fazla onları da tutmayayım, akşam antrenmanları var. Herkese katıldıkları için teşekkür ediyorum. Sadece şunu söyleyebilirim. Burası başkanımızın, yönetim kurulumuzun, herkesin dediği bir kamu kurumu. Burasının öncelikleri var. Sadece basketbol oyuncusu değilsiniz. Aynı zamanda birer örnek bireysiniz. Muhakkak bu misyona devam ettirici özelliklerde bulunalım. Dikkat edelim. Bu genç oyunculara da siz öncülük edeceksiniz. Şeyi merak ediyorum, yeni gelen arkadaşları, yeni gelen oyuncularımızı, ilk intibaları, kulüple alakalı kanaatlerini ve düşüncelerini merak ediyorum. Ankara ile ilgili, BOTAŞ Spor'la alakalı, gerek kaldıkları evlerle, salonumuz vesaire. Bu konuda düşüncesi olanlar var mı? Mesela seni merak ediyorum. İstanbul dışına Hatay'a gitmiştim geçen sene. İlk gittiğimde bayağı ilk 3 günüm falan kötü geçmişti. Ütülemek için orayı söylemiyorum. Outside, oradaki İstanbul, şartlar o şekildeydi. Burada sadece salon uzak olması bizi yoruyor ama onun dışında hiçbir sıkıntı yok. Yani season, çok güzel diğer kulüplere göre here, farklı olduğunu söyleyebiliriz. Kulüple evlerin arasındaki mesafeyi mi? Yani salonla evin. Şey pardon salonla ev, evet. Onu kabul ediyorum. Onun farkındayız biz. Evlerle salonun arasındaki mesafeye uzak olduğunu biliyoruz. Ama bizim salonumuzun, asıl salonumuzun yeri burası olacağı için, evler buraya yakın olacağı için ona sabretmek durumunda kaldık. O bölgede sizin kalabileceğiniz ev yok. Evet. Orman Spor'da ve diğer kulüplerde arkadaşlarımız. Oralarda bu tür evler yok maalesef.
rezidans tipi evler o bölgede olmadığı için bir sezon daha sabredeceğiz ona. O konuda sizden anlayış bekliyoruz. Tabi bu arada kaptana da iş düşüyor sizi. En kestirme yollardan fazla yormadan götürmesi gerekiyor. Şanssızlık yollarda da inşaat var. Bu sene başladı o. Dalçık yapılıyor galiba. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray gibi kulüplerimiz tabi Türkiye'mizin büyük kulüpleri. Saygı duyarız. Ama onların önceliği her zaman futboldur. Evet. Başka yeni gelen Fakbenli Türkiye'ye yeni geldi. Daha ayağının tozuyla geldi. Antrenmana çıktı değil mi? İlk intibası çok önemli. İlk intiba. Türkiye ve kulüp hakkında. Türkiye ve kulüp. Türkiye ve kulüp. Türkiye'de dahil. The food is amazing. Yemek. Kebap. İnşallah. Türkiye'de kaç kulüpte oynamıştın bizden önce? Ben birkaç tanesini biliyorum da. Hatay, Mersin, İzmit. Hatay, İzmit, Aski. Üçünü biliyorum ben. Neredeyse her yerde mümkün olsa. Ha. Şunun için sordum. Hayır, şunun için sordum. Yani daha rahat mukayese edebilirsin. O anlamda sordum. Yani varsa eleştirilerin, öz eleştirilerin onları da alalım. Ligin başında işte oyuncuların söylediği öne çıkan şey salonla evlerin uzaklığı konusu. Onun da cevabını verdik. Onun dışında sizin tespitleriniz. Senin evin burada tabii. İşte senin gözlemlediğin tespitlerin nedir? Onu merak ediyorum. Senin tespitlerin ilk intiban nedir? Kulüple alakalı. Diğer, olumlu olumsuz. Diğer kulüplerle karşılaştırdığında. Mukayese yapıldığında. Türkçeyi tam bilmiyorum. Evet. Tam anlamıyorum. Sorun değil ya kalite. Evet. Kalite farklı, kalite farklı. İnsanlar farklı çalışıyorlar ya. Ben bu yani. Bazen Ender Koç yani açıkçası biraz sert oluyor. Biz yani daha motive oluyoruz. Evet. Ben gol şey yani bu kadar gördüm. Sen Ceyhun'u görseydin şükrederdin Ender'e. Evet, teşekkürler. Kalite. Koç before. Bu zaten şey kalp. Şu takımdan şampiyon olur mu? Olacağız. Hadi bakalım. Alkışlıyorum seni. Marina teşekkür ediyorum. Hoş geldin sen de tekrar. Arkadaşlar katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Toplantımız tamamlandı. Çarşamba gün salonda görüşmek üzere.